Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf sosyal bilgiler dersinin 4. ünitesinin konusu olan Türkiye'de tarım konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar, toprak üzerinde yapılan en önemli ekonomik faaliyetlerden biri tarımdır. Bir yerde tarımın yapılması büyük ölçüde iklime, toprağa ve yer şekillerine bağlıdır. Ülkemiz iklim ve toprak yapısı bakımından tarıma elverişli bir ülkedir. Haritada ülkemizde yetiştirilen bazı tarım ürünlerinin nerede yetiştirildiğini görüyorsunuz. Ülkemizde yetiştirilen bazı tarım ürünleri arkadaşlar şunlardır. Tahıllarda buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır ve pirinç. Baklagillerde mercimek, nohut ve fasulye. Sanayi ürünleri olarak tütün, pamuk, şeker pancarı, çay, haşhaş, keten ve kenevir. Yağ bitkileri olarak da zeytin, ayçiçeği, soya fasulyesi ve susam yetiştirilir. Buğday arkadaşlar, her mevsimi yağışlı geçen Karadeniz kıyı şeridi ile düşük sıcaklıktan dolayı Doğu Anadolu bölgesinin yüksek yerleri dışında bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Ülkemizde en fazla üretimi yapılan bölge İç Anadolu bölgesidir. Şu haritada ülkemizde buğdayın yetiştirildiği alanları görüyorsunuz. Özellikle bakın şurada Konya ve çevresinde buğday tarımı oldukça fazla yapılmaktadır. Arpa. Arpa soğuğa ve sıcağa dayanıklı olup buğdaya göre daha kısa sürede yetişir. Bu nedenle buğdayın yetişemediği daha soğuk ve yüksek yerlerde de üretimi yapılır. En çok İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde yetiştirilir. Bakın haritada görüyorsunuz. İç Anadolu bölgesinin çoğu yerinde arpa tarımı yapılmaktadır. Mısır. Fazla su ve sıcaklık isteyen mısır bu özelliğiyle diğer tahıllardan ayrılır. Yaz yağışlarının ve sulama imkanlarının bulunduğu yerlerde yetiştirilir. Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde üretilir. Yemeklik yağ üretiminde ve hayvan yemi olarak da kullanılır. Pirinç. Çeltik bitkisinin tohumlarının kabuklarından ayrılması ile elde edilir. Sıcaklık ve nemli iklim koşullarında yetişen bir tarım ürünü olduğundan akarsu boylarında ve sulak ovalarda yetişir. Ülkemizde en fazla Meriç Ovası, Tosya ve Akdeniz bölgelerinde üretilir. Bakın haritada pirinç üretiminin yapıldığı yerleri görüyorsunuz. Baklagiller. Nohut, mercimek, fasulye, bakla gibi bitkiler baklagiller grubuna giren tarım ürünleridir. En fazla İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilir. Ülkemizde kırmızı mercimek en fazla Güneydoğu Anadolu bölgesinde, yeşil mercimek ise İç Anadolu bölgesinde yetiştirilir. Fasulye ülkemizde en fazla Çukurova, Antalya ve Güney Marmara bölümündeki ovalarda yetiştirilir. Sanayi bitkileri. Pamuk yetişme döneminde yağış, hasat döneminde kuraklık ister. Kap ile Güneydoğu Anadolu birinci sıraya yükselmiştir. Tütün en çok Ege'de yetiştirilir. Ayçiçeği en fazla Marmara'da yetiştirilir. Zeytin Akdeniz iklim bitkisidir. En fazla Ege'de yetiştirilir. Şeker pancarı en çok İç Anadolu'da yetiştirilir. Çay yalnızca Doğu Karadeniz'de yetiştirilir. Haşhaş uyuşturucu yapımında kullanıldığı için devlet kontrolünde yetiştirilir. Türkiye'de yetiştirilen meyveler, üzüm, üretim en fazla Ege bölgesinde yapılmaktadır. Özellikle Ege bölgesinde Manisa, İzmir, Denizli yörelerinde üretilen çekirdeksiz üzüm kurutularak önemli bir kısmı ihraç edilir. İncir, en fazla Ege bölgesindeki Aydın ve İzmir çevresinde üretilir. Fındık, ülkemizde fındık tarımı Karadeniz kıyılarında yaygındır. Özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon illeri üretimin yarısından çoğunu sağlamaktadır. Daha sonra Bolu ve Zonguldak illeri gelir. Turunçgil. Turunçgil tarımı deniz kenarlarında yaygınlaşmıştır. Akdeniz bölgesinin kıyı kesimi üretimin %85'ini verir. Muz. Türkiye'de sadece Akdeniz bölgesinde Antalya, Mersin arasındaki çok dar bir kıyı şeridinde tarımı yapılabilir. Kayısı. Ülkemizde karasal iklim bölgelerinin alçak yörelerinde yetiştirilmektedir. Kayısı üretimi en fazla Malatya, Elazığ, Konya, Ankara ve İzmir illerinde yapılır. Türkiye arkadaşlar incir, kayısı ve fındıkta dünya birincisidir. Türkiye'de devlet kontrolünde yetiştirilen tarım ürünleri bunlar arkadaşlar pirinç,
Çiltik ekim alanlarında sivrisinek çok geliştiğinden dolayı sıtma hastalığına neden olmaktadır. Bu yüzden ekim alanları devlet kontrolü altındadır. Şeker pancarı fabrikaların işleme açımının üzerindeki üretimi kontrol altına almak için devlet kontrolü altındadır. Tütün, kaliteli tütün üretimi sağlamak, fiyat ve üretimde yıldan yıla dalgalanmaların yaşanmaması için üretimi devlet kontrolü altındadır. Haşhaş, uyuşturucu yapımında kullanıldığından üretimi devlet kontrolü altındadır. Aynı şekilde keten ve kenevir de uyuşturucu yapımında kullanıldığından üretimi devlet kontrolü altındadır. Arkadaşlar, bu haritada ülkemizde tarım ürünlerinin en çok yetiştiği yerler görülmektedir. Bakın, Rize'de çay, Ordu ve Giresun civarında fındık, Kastamonu'da sarımsak, bu Trakya bölgesinde ayçiçeği, Ege'de zeytin, tütün, incir. Bakın, şu Konya bölgesinde buğday tarımı yapılmaktadır. Antalya'da muz, Adana'da pamuk, Malatya'da kayısı ve Güneydoğu Anadolu'da mercimek tarımı yapılmaktadır. Türkiye'nin dünyada lider olduğu tarım ürünleri de arkadaşlar bunlardır. İncir, fındık, kayısı, kiraz, ayva, haşhaş. Bunlarda Türkiye dünyada lider durumundadır. Şimdi arkadaşlar, konuyla ilgili sorular çözelim. Birinci sorumuz: aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Türkiye'de değişik iklim bölgelerinde yetiştirilebilir? A. Çay, B. Muz, C. Patates, D. Zeytin. Arkadaşlar, çay, muz ve zeytin her iklimde yetişmez. Bu yüzden yetiştiği bölgeler sınırlıdır. Türkiye'nin her bölgesinde patates yetiştirilir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. İkinci sorumuz: aşağıda Türkiye'nin bazı bölümleri ve bu bölümlerde yetiştirilen en önemli tarım ürünleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Konya bölümü buğday, B. Ergene bölümü ayçiçeği, C. Doğu Karadeniz çay, D. Batı Karadeniz kayısı. Arkadaşlar, kayısı Malatya ilinde çok yetiştirilir. Malatya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli kayısı üretim merkezidir. Batı Karadeniz'de kayısı yetiştirilmez. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü sorumuz: aşağıdaki sanayi bitkilerinden hangisinin üretim alanları yakınında besicilik ve ahır hayvancılığı daha ileri düzeyde olduğu söylenebilir? Arkadaşlar, şeker fabrikalarının çevresinde büyükbaş ahır hayvancılığı gelişmiştir. Bunun sebebi şeker pancarı bosasından ucuz ve kaliteli yem üretilmesidir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü sorumuz: aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin dünyada birinciliği göğüslediği alanlardan biri değildir? A. Fındık, B. Kayısı, C. İncir, D. Pirinç. Pirinç üretimi yetersiz olduğu için ithal ettiğimiz ürünler arasındadır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Beşinci sorumuz: aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi devlet kontrolünde üretilmektedir? A. Zeytin, B. Üzüm, C. Haşhaş, D. Buğday. Arkadaşlar, haşhaş uyuşturucu yapımında kullanıldığından üretimi devlet kontrolü altındadır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar, konuyla ilgili çözeceğimiz sorular bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.